Ya bu çok enteresan bir gelişme. Çünkü bakın Amerika hegemonik bir güçtür ve Amerika'nın fonksiyonu dünyada küresel kapitalizmi korumaktır. Bunu böyle koymadığınız zaman ondan sonra yaptığınız bütün analizler şaşmaya başlıyor. Ve Amerikan hegemonyasının dünyada işleyebilmesi için Avrupa sistemiyle ortak hareket etmesi gerekiyor. Ve biz burada da çok ciddi bir ayrım yaşamaya başladık. Bu hep olur. Yani 1970'lerde de 80'lerde de Amerikan sistemi Avrupa'yı baskıladı zaman zaman. Fakat o zaman o dönemlerde yani 70'ler ve 80'ler Avrupa'nın Amerika'yı çok fazla kafa tutabileceği bir dönem değildi. 90'larda Clinton döneminde Amerika ile Avrupa ilişkileri çok iyidir. Yani kapitalist düzenin getirdiği imkanlardan birlikte faydalanırlar. Fakat Trump'la birlikte ilk defa Avrupa sistemiyle, yani Almanya'nın başı çektiği, Almanya-Fransa ekseninin başı çektiği Avrupa sistemiyle Amerika arasında bu kadar ayrım gördük. Yani bu Amerikan hegemonyasını çok zayıflatacak bir gelişme. Bunun nereye kadar, nereye doğru evrileceği şu an belirsiz.